Çok teşekkür ederiz. Alkışlar son yarışmacımız Nuri Bey için. Üstadım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Biraz önce de bahsetmiştim, müsaade ederseniz tekrar edeyim. Beşinci sıranın güzelliği bu gibi durumlarda ortaya çıkıyor. Rakipleriniz el birliğiyle sizi rahat ettirmek için uğraştılar. Öyle dediler, Nuri Bey rahat etsin diye yaptık. Sağ olsunlar, teşekkür ederim. İşte bir tek birazcık Özlem Hanım Şirazi'yi kaçırdı. 7300 puan yaptı. O da size 25 tane harf alma hakkı bıraktı. 24 nereden çıktı? 24. 14 tane soru soruyoruz zaten. Neredeyse hani 2 harf alabiliriz soru başına. Risk almaya gerek yok. Sakin sakin ilerleyelim derim ben. Kabul ederseniz önerim budur. Biraz da kendinizi tanıtmanızı rica ediyorum. Nuri Çavlı ben. Sağlık çalışanıyım. Bir üniversite hastanesinde İzmir'de çalışıyorum. Evliyim, 2 kızım var. Onlara özellikle buradan selam söylüyorum. Çünkü buraya İzmir'den gelebilme şartım öyleydi. Öyle mi? Şartlı geldim çünkü İzmir'den geldiğim için. Kazanmadan dönme mi dediler? Ne dediler? Bize selam göndermeden gelme. İsimleri nedir? Eşim Selma, büyük kızım Eylül, küçük kızım Ada. Selma Hanım'a, Eylül Hanım'a, Ada Hanım'a buradan selamlar gönderiyoruz. Pozitif enerjilerini bekliyoruz ki güzel bir sonuç alalım. Onların dualarıyla geldim zaten. Hadi bakalım. 7300 artı 2 saniye yeter. Ama ben sevmem öyle şeyleri, hafta finalinde şov yapacağım derseniz siz bilirsiniz. Nasip. Ben geçeyim mi sorularıma? Lütfen. Buyurun. 4 harfidir, tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Servigillerdendir efendim. Genellikle piramitimsi bir görüntüsü vardır bu süs ağacının. Hatta böyle harf alayım. Kenarlarda, bordürlerde sınır belirleyici olarak kullanılır. Maki. Maki değil. Maki bitki örtüsü. Bu böyle çam gibi de. Çam da değil tam. Bir harf daha alamıyorum. Alamıyoruz, pardon. Alamıyoruz. Genellikle böyle peyzajda kenarlarda işte sınır belirleyici gibi kullanılır. Yan yana ikilirler çokça. Çünkü dalları böyle yayılır. Boylanırsa hakikaten sanki bir çam ladinmiş gibi görüntü verir de onların biraz Kıtbiyoz kardeşi gibidir. Yok, bende yok bu. Neymiş acaba? Mazı. Evet, ben de yok. Duydum ama şu an aklıma gelmedi. Canlı sağ olsun. 25 tane harf alabilirdik. 18 tane harf alabilecek durumdayız. Tamam. 13 tane de soru kaldı. Buyurun efendim. Yeni soru. Zaferi ve başarıyı simgeleyen ayaklı kap. Kupa. Çok güzel. İşte bu. Mazı'nın yarattığı sıkıntıyı tedavi etti. Yanına da bir 100 puan ekledi. Şimdi onu 600 yapacağız. İpek iplikle dokunmuş ince şeffaf kumaş. Harf alayım. Fransızca kökenli bir adı var efendim. Ortada bir şifon. Şifon, çok güzel. Bir dil bilgisi sorusu gelecek. Sessiz harften daha zor. Haberiniz olsun. Dil bilgisinde bir kelimenin sonundaki ünsüzle diğerinin başındaki ünlünün bağlanarak harf söylenmesi. Alayım. Mesela ardarda. Ulama. Ulama, gayet güzel. Hocam çok iyiyiz. Gerçekten çok iyiyiz. 6 harfli cevaplara ulaştık bile. Hızlısınız da maşallah. Görelim. Fırında pişirilerek kurutulmuş yuvarlak, daha çok da uzun biçimli peksimet. Galeta. Galeta, 600 puan daha demektir. Çıkar kasamız artık 4 taneli puanlara. Hiç beklemeyelim o zaman. Sonunda var bir yoksunluk eki. Tek kelime şöyle sorulmuş. Mecazi anlamda cansız, güçsüz, etkisiz, miskin. Harf alayım. Tıpkı cansız, güçsüz, etkisiz gibi ek almış sonuna. Harf alayım. Bu ne biçim eğlence? Bunlar ne kadar cansız, güçsüz, etkisiz. Ruhsuz. Ruhsuz insanlar. Oldu, bitti. Burada bir yorum var. Aslına bakarsanız gerilerde kalmış bir şey bu. Çünkü artık hanelerde genellikle birden fazla televizyon var. Değil mi efendim? Ama o tek televizyona bağlı kaldığımız dönemlerde evet, altına imza atılabilecek bir tanımlamaydı. Bir bakınız. Aile içi iktidarın simgesi olan kumanda. Kızıl ötesi ışınlar yayan bir alet kumandadır. Değil mi? Kimin sesi gür çıkıyorsa onda dururdu kumanda.